geldin Gülşah. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Kız arkadaşımın bekarlığa veda partisi. Bekarlığa veda. Gel bakalım. Kuyrukta beklediği elbiseyi almış. Çok güzel olmuş ama altına keşke o elbiseye yakışır bir ayakkabı giyseydin. Öykü Sartar stilettosu falan gibi. Ya bilerek stiletto giymek istemedim. Ya çizme de hani böyle hep giydiğimiz çorap çizme değil, biraz daha böyle daha spor süet yapmak snobe istedim. Snobe ettim diyorsun. Yani işte yeni kelimelerimi snobe ettim. Ederdi. Bilerek giymedim. Onu diğer elbisemle giyeceğim. Kıydım ve güzel bir stiletto aldım. Gayet ayaktara. Bir alışveriş yapmışsın zannediyorum. Yaptım. Yani benden iki hafta kimse bir şey beklemesin. Şimdi neyi neyle giyeceğine karar veremediğin, zor günler geçirdiğin kanısındayım. Ya anlatamam. Bunu çok zor durumdasın çok Gülşah. Çok zor. Yani onlar uysun diye bir de başka şeyler aldım. Anlıyorum. Kafan karışık. İnşallah doğru kombinlerle görürüz seni burada. Gülay. Elbisen çok güzel. Teşekkür sadece ederim. Arkadaki fermuar güzel durmuyor. Çünkü fermuar elbisenden biraz daha uzun. Çizmen de güzel ama ön kısmı tuhaf duruyor bence. Hani ne o tam olarak? Hangi kumaş ön kısmı? O şey deri. Yani deri. Lastik deri gibi bir şey. Evet içinde de var. Ha, o olmamış bence. Onun dışında güzel görünüyorsun. Teşekkür hoş. Ederim. Fida. Gülşah evet sırada beklediğin elbise merak ediyordum hani ne aldın diye. Güzel bir elbise. Arkasındaki fermuarı olmasa keşke. Keşke dedim siyah olsaydı niye siyah bilmem, yapmamış yok fermuar arkada olunca böyle bir de. Sırada beklediğin elbiselerden. Evet. Ha. Hani o kadar. Bu muymuş? Buymuş. Ben de size çok yakıştırdım küçük kadar ya. Ama yok siyah da olsa ne bileyim fermuar böyle eğimli olduğunda öyle şöyle evet, oluyor ya. Evet düşündüm ama. O yüzden pek şey yapamadım. Ben de altında o çizme değil de daha kibar bir ayakkabıyla elbiseyi göstermeni isterdim sadece. Makyajın güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çiğdem küstün mü? Yok sıram gelince konuşmaya karar verdim. Ay, kamera önlerine bana atlamayayım da arkadaşların da dediği size değil. Çiğdem bana da mı? Yok arkadaşlar bazen çok saçma şeyler yapıyor da böyle. Ne ben gibi? Yerine göre konuşan bir insanım. Bazen sinirlerime hakim olamayıp. Ne gibi? Ama müdahale gereken bir anda. İğneyi küsme. Kendine çuvaldızı sen başkasına bakıyor. Sen susarsan kim konuşacak Çiğdem? Ben susmam zaten de. Yani. Emel. Ben elbiseyi çok beğendim. Çok da yakıştırdım. Çizmelerin ön kısmının farklı oluşu, ben çizmeyle birlikte de çok beğendim elbiseyi. Sadece bilekliğin de çok güzel, renk katmış. Sadece hani elbisenin sanki biraz eksiği var. Belki üzerine bir şey atıp farklı bir çanta taksaydın daha güzel olurdu. Böyle güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. İşte öyle Gülşah. İşte hazır böyle, misin? Hazırım. Geçebiliriz. Gülşah Yılmaz, çizme 1000 lira, elbise 500 lira, bileklik 120 lira, deri ceket 279 lira. Gülşah. İvana Hanım. Neler yaşadın sen, neler yaşadın anlat. Anlatsam. Uyumadım, burada bekledim. Koştun hemen ama aferin yani. Ne yaptım Esim, beni ya. Eleyecekler dedim izleyenler. Elbiseyle. Moda sevgi bu işte. Ay teşekkür ederim. Yani hakikaten... Tebrik ediyorum sana. Yaşadım gördüm. İnanamadım. Ben hemen şeydi zaten. Yine öyleydi. Çıkışa doğru yürüdüm. Koştum. Çünkü hakikaten yani böyle bir şey yapmak çok çok zordu. Hem de elbise hem de ayakkabı da aldın. Hem de bilezik aldın hem de başka. Birkaç bir şey aldım. De... Aldın mı? Aldım bayağı. İnanamıyorum yani sana. Ya 7-10 geçe gittim ama 200 kişi vardı zaten kapıda. Spora geliyoruz diye 6'da girmişler Kemal Bey. Şoförlerini sokmuşlar. Zenginler bizden daha beter. Ben dedim alamazsam dedim protesto ediyoruz. Biz yarışmada giyeceğiz dedim. Giymezsem elenirim. Birileri beni öne soktu. Sonra birileri tanıdı attırdı dedim. Oy moy alamam dedim. Neyse geri çıkayım. İkinci blokta, ikinci bileklikte bitti. Her şey bitti. 3000 ürün. Tabii tabii. Sonra aradan, yok, yani, dereden. Çok ya, anlıyorum seni. 400 kişi. Tebrikler diyorum. Teşekkür ederim. Elbise çok güzel. Çizme zaten muhteşem. Blazik de öyle. Yani sen zaten o konsept copy paste yaptın, giydin. Saç, makyaj ben çok beğendim. Kırmızı ruj.
Çanta bana rahatsız etmedi ama böyle bir daha sert şekilde plexi, simsiyah bir şey elinde alabilirsin. Daha güçlü çanta. Çünkü elbise modern, şimdi o yumuşak derinin o kadar olmadı yani, uymadı. Daha sert getirin onu. Plexi böyle simsiyah, mat yani şey de olabilir. O biraz şey oldu. Yumuşak. Çok gördük artık yani. Daha modern bir şey almalısın bu elbisenin yanında. Siyah kılaç getirmemişler. Ama iyi yani. Çok iyi yaptın, gördüm. Zaten katalogda böyle bir kombin vardı. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. 8. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Kaç parça aldın? Kıyafet olarak ceket, yelek, iki elbise. Herhalde 6-7 parça aldım ama çirkefliğimle. Sen o çeneyle almışsındır zaten. Bir de mağazacılık da var. Bir işe yaramıştır yani. Kemal'im. Aldılar da olan bana oldu gariban. Sen manşet oldun. Hiçbir orada şey alamayıp. Orada hala Nur Hanım'ı konuşuyorlar. Beni gören herkes. Yani zaten orijinal bu Fransız markasının koleksiyonunun birebiri. Ve o koleksiyon orijinal olanı o kadar pahalı ki. Hani birkaç çok çok zengin insan dışında onun bir parçasını verip almak mümkün değil. Bu kadar birebirini yapmışken de tabii o kadar izdiham olması normal. Ve senin de 6-7 parça almış olmanı da alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel elbise. Evet, kendi orijinal stylinginde de çizmeyle giydiriliyor zaten. Ben bir sıkıntı görmedim. Çizme de güzel. Bileziğin şahane. O da mı oradan? Oradan da kemeri asıl şahane. Kemal Bey de yoktu. Ama çanta olmamış gerçekten. Saçın, makyajın güzel. Ama... Teşekkür ederim. 8 yani. Ay Gülşah'cığım, sen gittin, olay olmadı. Bir de malları doldurdun. Ben garip gittim, olay oldu. Neler dedim ama, korudum bizi. Müdüre falan hepsine söyledim. Ayıp ettiniz, çok şikayet almışlar. Çok kötü bir PR çünkü ve davet sonuçta. Siz oraya davet ediliyorsunuz ve modacısınız. Bayağı şikayet almışlar. Bu sefer blok blok aldılar. Ya. Ama sonra hurra. Çünkü blok blok alınır. Ne yapalım? Vallahi neyse. Hiç ummadıklarımız daha çok kavga edip tartışıyoruz. Aman, hırsızlık yaparken mi yakalandım? Üf. Ay sefam olsun. Bence de. Gittim alamadım ama arkadaşlarım bana... Ay var ya, arkadaşlarım bana klaçlar yollamışlar. Küpeler hep almışlar. Ondan sonra... hiç önemli değil. Ama... Acaba mahkemeye mi versem? Bir de dedikodu çıkarmışlar. Ben anlaşmalıymışız. Ben para almışım. Ben. Aa, aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, pardon. Denizli. Cezaevinden. Bize cezaevinden. Doğru. Bize cezaevinden o kadar çok mektup, o kadar evet. Çok hediye geliyor ki buradan kader mahkumlarına Allah sabır versin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat bugün çok enteresan bir mektup aldım. Bizlere, Kemal'cim bu senin. Ya çok üstünde güzel. Üstünde Türk bayrağı, balık bak. Buyurun. Urkan'ın, İvan'a sana vereyim. Tamam. Öykücüm. Bu İvan'a senin canım. Teşekkürler. Bu Öykücüm senin. Ay ne güzel. Bu da Nurella demiş bak. Biz bunları ben küpe yapacağım. İvan'a da yapacak. Ben de anahtarlık böyle. Yapacağım. Böyle. Evet, sen kolye. Kolye yapayım. Kolye de yaparız. Bon. Ellerinize neydi? Sağlık. İbrahim Bey. Mahkum kardeşin ismi İbrahim Bey. Çok sevgi dolu mektubunuzu okudum. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık İbrahim Bey. Ellerinize sağlık. Cezaevinden bize hediyeler geliyor, kader mahkumlarından. Bizi seyrediyorlar. Sizlere zaten o açılış şarkıları hep sizlere de geliyor biliyorum. Buradan kardeşlere, abilerimize sevgi ve saygı, kader mahkumlarına. Emeğinize sağlık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Ha Gülşah'cığım. Bak sen elbiseye bak, aman o bileziğe bak sen. Ah Gülşah, efendim? Hiç taklit yapmıyorsun, senin öyle becerilerin var. İçeride. Nasıl içeride? Ya kızlarla öyle elip yapıyoruz işte. Şu Ayşegül'ün yürüme taklidini yapsana, eline çanta al.
Ayşenur nasıl? Bizim Ayşegül pıtı pıtı yürür ya. Ay ne olur müzik verin Ayşegül yürüyor. Kısa kısa şöyle şöyle yürüyor. Bir deneyeyim bakayım. Tabii koltuğunu al. Ah bu işte. Sinemi yaparım en güzel. Hadi yap sinemi. Ha bir kere daha yapmıştı sinemi. Sinemi o sezonda. Poz vermeme kadar yap. Tamam sinemi yapacağım. Aman Özen'e ağlama sakın. Dur Özen gözlüklerini takıp. Dur 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 seni yapacağım. Özen'i bin tek çantaları. Ivan Hanım mı yapacağım? Aa, ya, olur mu Ivan'a böyle çıkıyor bak. Şuradan çıkmaz lazım. Böyle yürüyor. Oradan çıkmaz. Oradan tabii çık oradan. Dumanlar verin hatta. Güzeller güzeli Ivan'a. Öykü Sertel deyimiyle. Ve şimdi tabii ki güzeller güzelimiz Ivan Aser. Bu kadar. Harika. Ama çıkış var ya aynı sen. Allah. Evet. Yedik, içtik, eğlendik, güldük. Bir puan ondan verelim. Ondan sonra canım gördük ve baktık. Hoş geldin, iyi geldin. Teşekkür ederim. O saçların falan bugün... O elbisenin boyu, o çizmeler çok hoşuma gitti. 8 canım. Teşekkür ederim. Sen hatırlanılmıyordun. Senin şarkını gerçekten hiçbir zaman duymadım. Ben sinemde bir tarz göremiyorum. Benim bahsettiğim şey bu. Arkada ayrı, burada ayrı. Ben bıktım senden. Seninle aynı yerde oturmaktan nefret ediyorum yani. Sen hayırdır isyankar çocuk? Burası senin oldu. Evinin salonu değil. Bak, burası senin evinin oturma ben odası değil. Sinirden sinirden duramıyorum artık. Bu nasıl bir şey, böyle bir şey yapabiliyor sakin ya? Sakin olur musun lütfen? Olamıyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Beni ayağa kaldırdınız. Günü haftanın ilk günü ne oluyor ya? Moda konuşun burada, moda tartışın. Yani biz alışverişte karşılaştık, gene ağlıyordu. Tamam, ağlama, ağlama.
Ağlama. Ağlama. Giyinme konusunda zevkli olduğunu düşünmüyorum Gülay'ın. Sen de çok zorlanacaksın. Zorlanıyorum derken çoğu burada siyah giyinmiş. Ay nasıl sert girdin öyle, ben şaşırdım. Yok şimdi sert Gülay değil sadece. Emek harcamamış ne demek yani? Sizin ikinizin yine arasındaki yapmacıklık kokuyor yine yani. Yine konuyu döndürdün Ayşegül. Yok konuyu bravo döndürmedim. Sana. İkinizin arasındaki yapmacıklık kokuyor bana biraz. Ben kendim konuşuyorum ya. Siz kamera sevmeyen ne işiniz var burada? Bana da sen sürekli kötü yorum yapıyorsun ve hani... Bana söylüyordun, edemiyordum da pardon. Bu yaratıcı bir fikir değil, bence kolaycı bir fikir. Kötü kolaycı bir tulumun üstüne... Kolaycı bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum, senin ne düşündüğüne ilgilenmiyorum. Olmamış ya, olmaz yani. Olur ya, olmaz.